Yani ben ne burs ne kredi alıyorum. Hem çalışıp hem de şey yapmam lazım. Okul okumam lazım. O yönden biraz zorlukları var. Yani etkiliyor, bayağı etkiliyor hatta. Bazen geç çıkıyorum işten. Yani ikisini birlikte götürmeye çalışıyorum. Hangisine asılırsam diğeri elimden kayıyor. Onun için hani orta yolu bulmaya çalışıyorum diyeyim. Atama vermedikleri için kaygılarımız var. Şu an 9 tane fakültede toplasan 10 tane, 15 tane öğretmen var yok. Hani 9-10 tane fakültemiz var. Halk oyunları bölümü var. Öğretmen atamalarını yapsınlar. Zaten bizim okulda 2 tane öğretmen var. Belki bir tane daha atayabilirler. Yani öğretmen sıkıntımız var. Genel olarak bütün bölümlerin atanma problemi var. 100 bin atama istiyoruz. Başlangıçta gelecek kaygısını ortadan kaldırmaları lazım. Yani sosyoloji bölümü, edebiyat bölümü olsun, felsefe bölümü olsun, bu bölümü okuyan insanlar açıkçası şu anda çok boşluktalar. Atamaları çok kötü. Yani onlar için de iyi bir şey yaparlarsa güzel olur. Açıkçası ben kendi açımdan hani hükümete değil de muhalefete oy verdiğim için şu an bu düzene karşı hiç mutlu bakamıyorum. Ki kim bakıyorsa ona da bir şey demiyorum. Hayırlısı bu olmuş. Yani böyle giderse batar. Böyle giderse çok çok kötüye de gider. Zaten dolar 23 lira olmuş hani. KYK kredi bursu almıyorum. Kredi çıktığı için almadım daha doğrusu. Geri ödemesi sıkıntı olur diye açıkçası. Öğretmenlik biraz atama sıkıntı olduğu için. Sıkıntı çeken arkadaşlarım çok fazla var. Ulaşımdan dolayı çok uzak olduğu için ulaşıma yetmiyor. Yiyeceğe yetmiyor. Zaten yurt yemekleri bayağı kötü. Genellikle dışarıda yiyoruz. Atama çok zor duruyor şu anlık. Onun için biraz daha dil geliştirip yüksek lisans düşünüyorum ben. Daha çok atamadan umudumuz yok diyebilirim. Yani yaptığı şeylere devam edecekler açıkçası. Yeni bir şey beklemiyorum ben. Eski hatalar devam edecek. Öyle. Öğretmen olarak atama olmasını isterim daha çok. Köy okullarının açılmasını isterim hani. Yani öğrencilerin hem okula gidip hem çalışmaması lazım bence. Bu konuda öğrencilere daha fazla destek olması gerekiyor. Konservatuvar okuyorum. Şu an ikinci sınıfım. Şu an ben devlette bir burs alıyorum. Bursum 1250 TL. Burada öğrenci otobüs fiyatları 3,5 TL. Aylık vurduğun zaman bir 300-400 lira geliyor. Burada tabii yemeklerimiz de var. Bir tost şu an burada bir 30 lira. Yani demek istediğim zor yetiyor yani. Çok zor yetiyor. Bence devletimizin bunu daha biraz daha fiyatını daha da düşürmesini lazım. Bize biraz daha kolaylık sağlaması lazım. Ben Ege'de okumak istedim. Ekonomi şartlar buna izin vermiyor. Tabii aile gelirleri biraz düşük olduğu için. Babam çalışmıyor zaten serbest meslek. Annem ev hanımı onun için hayalimdi ama gidemedim. Ekonomi konusundan dolayı gidemedim öyle söyleyeyim size. Burada bir adam kayırma olduğunu gözlemliyorum ben. Tabii ki de benim de bir kaygım var. Herkes bir dayı diyorlar ya bir dayısı olması lazım. Bizim de bir dayımız yok tabii ki de ondan dolayı bir şey yaşıyorum, kaygı yaşıyorum bunun için. Evet, atama yönelik kaygı yaşıyorum. Öncelikle mülakatı kaldırmasını diliyorum. Öyle olması gerek. Evet, güvenlik soruşturmasını da kaldırmasını diliyorum. Çünkü adam oturmuş çalışıyor sabah öğle akşam demeden çalıştığı emeğin karşılığını alamıyor. Hiçbir şekilde alamıyor. Adam kayırma olmasın. Güvenlik soruşturması olmasın. Mülakatlarımız olmasın. Bu böyle olduğu zaman herkes hak ettiği şeyi de alabilir bence. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyorum. Dördüncü sınıfım. Bu yıl mezun olacağım. Şöyle ben milli sporcuyum kickboks branşında. Benim devletin bana verdiği bir milli sporcu bursu var. Normal bursun iki katını alıyorum ben. Yani 2500 lira oluyor normal bursla. Maalesef 2500 lirayla bir öğrenci geçinemez bu devirde. Ben ekstra kickboks antrenörlüğü yapıyorum. Özel ders veriyorum. Salonlarda çalışıyorum. O şekilde geçimimi sağlıyorum. Hem çalışıp hem okuyorum yani. Üniversite birinci sınıftan beri hatta liseden beri bu şekilde devam ediyorum ben. Zor oluyor mu oluyor? Hem aktif sporcu olup hem de okul okuyup ve aynı zamanda çalışmak çok zorluyordu beni. Gece saat 12'de 1'de eve girdiğimde oluyordu derslerden çıkıp. Sabah derse gelmek zorundasın, uykusuzsun. Bu beni aşırı yıpratıyordu ve aynı zamanda hazırlanmam gereken turnuvalar oluyordu. Bu beni daha çok yıpratıyordu. Yani bir mental olarak bazen çöküş yaşıyorduk.
yıpranıyorduk ama üstesinden geldik. 4 yılı bitirdik sonunda. Yani şu an ülke şartlarına göre biraz umudumuzu kırdılar diyeyim. Çünkü atama puanlarımız çok yükseldi beden eğitiminin. Çünkü bizim atama puanımız şu an 85. Yani tam puan 100 biliyorsunuz. Ben hem sporcu yetiştirip hem maça girip kendim aynı zamanda ders çalışacağım. Kendimi 3 parçaya bölmem gerekiyor. Bu beni çok zorluyor. Zaten fiziksel bir aktivite yaptığımız için zaten yoruluyoruz. Dinlenmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bir de ders çalışmamız gerekiyor. Bu bizi zaten müthiş bir şekilde yıpratıyor. Ne kadar verimli olur bu çalışmamız onu biz de bilmiyoruz. Ama elimizden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani geçmişte yaptıkları şeyler çok bizi refaha çıkarmadı maalesef ki. Dolar kuru 23 lira, euro oldu 24 lira. Ülkenin ekonomisi zaten şu an kötü. Alım gücümüz yok öyle söyleyeyim yani. Alım gücü gerçekten çok düştü. Asgari ücrete zam yapıyorlar falan ama alım gücünü düşürüyorlar aynı zamanda hani. Biraz daha artık ekonomi daha refah bir seviyeye getirmelerini temenni ediyorum.